Medyaskop'tan iyi akşamlar. Haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Geçtiğimiz hafta ekonomi açısından da siyaset açısından da hareketli geçti. Kurdaki düşüş siyaseti nasıl etkiledi? Bugün bu konuyu ele alacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Koronavirüs salgınıyla başlıyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 279 milyon 441 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 411 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 249 milyon 839 bini aştı. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı verilere göre 18.910 yeni vaka tespit edildi. 133 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir saat öncesinde Twitter hesabından ülkemizde görülen omikron varyantı ile ilgili açıklama yaptı. Koca, omikron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de hızla yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10'undan fazlası omikron kaynaklı. Yeni durum hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirilmelidir dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Gaziantep'teydi. Muhalefeti ve özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştiren Erdoğan, birileri döviz yükselince Türkiye ekonomisi batacak diye sevinçten yerlerinde duramıyorlardı. Bay Kemal bunları bilmez, benim işim bu, ben ekonomistim dedi. Pitbull cinsi köpek tarafından yaralanan 4 yaşındaki Asiye ateşe değinen Erdoğan'ın beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın sözleri dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında da uzun zamandır ülkenin gündeminde olan döviz kurlarındaki krizle ilgili de konuşmuş ve 20 Aralık'ta 18 liraya yükselen dolar sert bir düşüşle 12 liranın altına inmişti. Döviz kurlarındaki düşüş AKP'den ekonomi yüzünden ayrılan seçmeni geri getirir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeni bir çıkış yolu var mı? Bu konuları kamuoyu araştırmacısı ve siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu ile konuşacağız. İbrahim Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sesim için özür dilerim. Estağfurullah, biraz çok geçmiş olsun. Sorun var ses tellerimde. Çok geçmiş olsun tekrardan. Sağ olun. Şimdi haberimizde de belirttik, Erdoğan'ın konuşması bugün Gaziantep'te dikkat çekti ve yine ekonomiyle ilgili konuşmalar yaptı. Hafta başında da bir konuşma yaptırmıştı ve uzun zamandır aslında Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdaki düşüşü de gördük. Tüm hafta boyunca bu incelendi ve sosyal medyada da ve kendi seçmeninde de bir sevinç gözlemledik aslında bu anlamda. Uzun zamandır biz muhalefetin çıkışlarını ve etkilerini konuşuyorduk. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden, kendi yaptığı Twitter hesabından yaptığı açıklamalar üzerinden. Fakat Türkiye'de çok alışkın olduğumuz bir şey oldu ve yine gündem hızlıca değişti. Peki ne dersiniz? AKP seçmenindeki umutlu olma durumunun devamlılığı var mı? Siz bu konuda bir yazı da yazdınız. Siz ne dersiniz bu konuyla ilgili? Yani elbette ki uzun zamandır iktidar bu ekonomi gündemi nedeniyle zor durumdaydı ve muhalefetin ataklarına yanıt veremiyordu. Bir de ekonomide işlerin kötü gidiyor olması hükümetin ikna edici bir iletişim dili kurmasına da olanak tanımıyordu. Fakat pazartesinden bu tarafa, pazartesi gecesinden daha doğrusu, hükümet yeniden bir somut ekonomik başarı üzerinden bir siyasal dil kullanmaya başladı. Fakat tabii burada kritik faktör bu başarının sürdürülebilir olup olmayacağı. Birincisi bu. İkincisi, sadece döviz kurlarında istikrar sağlandığında da aslında vatandaşın sorunları çözülmüş olmuyor. Vatandaş çünkü döviz kurlarından da enflasyondan, işsizlikten, yoksulluktan, gelir dağılımı dengesizliğinden falan, yani bu tür yapısal ekonomik problemlerden şikayetçiydi. Vatandaş fiyatlarını hızla yetişemiyor, geliri onun arzu ettiği gibi yaşamasına imkan tanımıyor, çocukları işe giremiyor ya da kendisi işini kaybettiğinde iş bulmakta zorlanıyor ve ülkede genel bir yoksulluk hali var. İşte bazı araştırmalara göre nüfusun 160'ından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Açlık sınırının altında yaşayanlar araştırmadan araştırmaya değişiyor ama
korkunç rakamlar, 30'lar, 40'lar falan gibi rakamlar söyleniyor. Şimdi şeyin seçmenin AK Parti'den uzaklaşmasına neden olan temel mesele aslında saydığımız bu meseleler. Yani işsizlik, enflasyon, fiyat artışları, yoksulluk, gelirin yetersizliği, gelir dengesi dağılımının dengesizliği falan. Şimdi bunları çözecek bir program daha başlatması gerekiyor. Kaybettiği oyları geri kazanması için. Evet, mevcut hali hazırda AK Parti oy vermeye devam eden, ki o yeterli bir seviye değil, %30'ların biraz üstünde görünüyor artık bir sürü araştırmada. Oyunu yeniden 30'lardan 40'lara 50'lere falan yükseltmesi için önünde gitmesi gereken çok uzun bir yol var. O yüzden de hani böyle sadece ekonomik göstergelerden birinde bir iyileşme oldu diye vatandaşın gündelik hayatı değişmiyor. Şimdi dolar kurları, döviz kurları düştü, güzel, kimsenin itirazı yok. Ama düşünün, düşük gelirli bir şey vatandaş bu hafta sonu, bugün ya da yarın pazara gitti ve geçen hafta sonundan en azından o geçen hafta harcadığı kadar para harcadı yeniden ve alma istediği şeylerin bir kısmını alamadı. İşte önümüzdeki hafta kira ödemekte zorlandı, elektrik, doğalgaz faturasını ödemekte zorlandı. Bu hayatına nasıl yansıdığını göremeyeceği için bu dolar kurlarındaki iyileşmenin ve bu çizilen pembe tablonun kendi hayatını etkilemediğini hissedeceği için bir süre sonra aslında daha büyük kızgınlıklar ve hayal kırıklıkları da yaşayabilir. O yüzden hükümetin beklentileri yükseltmeden bu diğer vatandaşın gündelik yaşamda zorluk çekmesine neden olan sorunları çözmeye çalışması lazım. Aksi takdirde bu bir pastırma yazı olur. Peki siz yazınızda aslında Erdoğan'ın avantajlarından da bahsettiniz. Oraya da biraz bakalım mı? Tabii, seve seve. Şimdi uzun zamandır bir sürü araştırmacı ya da siyasetçi ya da televizyoncu şu soruyu soruyor. Yani ülkede her şey bu kadar kötü giderken oylar niye hala, biraz önce de söyledim, 130'ların üzerinde? Orada Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın bazı avantajları var. Bunlar, ben işte yazımda onları sıralamaya çalışmıştım. Bunlardan birincisi, AK Parti göreve geldiği ilk günden bu tarafa aslında seçmenini ciddi bir endoktrinasyona tabi tutuyor. Nasıl? İşte İmam Hatipler'den, dindar nesil yetiştirme projelerinden, muhafazakar vakıflara, STK'lara aktarılan sınırsız, hudutsuz kaynaklardan, televizyon dizilerinden tarih bilinci oluşturmak için, işte camilerin din kadar siyaset içinde kullanılmasından ya da bir sürü ilahiyatçının din kadar siyaseti konuşmaya başlaması gibi bir sürü faktörle AK Parti kendi seçmenini endoktrin etti. Birincisi bu. İkincisi, uzun zamandır bir kutuplaşma stratejisi takip ediyor ve bu AK Parti seçmenlerinin diğer tarafı bir düşman olarak görmesine neden oluyor. O yüzden de parti değiştirmek, özellikle rakibe geçmek çok da kolay bir şey olmaktan çıktı. Üçüncüsü işte bütün devlet imkanlarını kullanabilme, medyayı baştan sona kontrol edebilme gibi olanaklara sahip, bu bilgi istediği gibi kontrol edebilmesini ve en azından seçmenin büyük kısmının bu propagandadan etkilenmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla bu şekilde çok sayıda avantaj var. Fakat bütün bu avantajların son tarihte %50'lere kadar çıkmış AK Parti'nin oylarını %30'lara gerilemesine engel olamadığını hatırlatmak lazım. Ama geri kalan %30 parti sadakati çok yüksek, ideolojik olarak ciddi bir biçimde formatlanmış, endoktrine olmuş ve ötekinden, diğer partilerden de hiç haz etmeyen, hatta zaman zaman nefret eden, çünkü sosyal medyadaki kullanılan dile baktığınızda bir nefret dili de görüyorsunuz. Ötekinden nefret eden bir seçmen kitlesi oluşturdu. Bu kitle artık şartlar ne kadar zor olursa olsun bir yere gitmiyor ve bunların tolerans eşiği oldukça yükselmiş durumda. Yani ekonomideki kötü gidişata tolerans eşiği oldukça yükselmiş durumda. O yüzden de bu %50'den %30'a gelmesi evet bir zaman aldı. %30'dan aşağı inme konusunda benim gördüğüm güçlü bir direnci var ve şu ana kadar en azından bizim yaptığımız çalışmalarda hiç %30'ların altını görmedik. %30-32 aralığında gözlemliyoruz. Son 3-4 aydır.
Peki şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun en başta yani Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla, grup toplantısındaki yaptığı açıklamalardan sonra Levent Gültekin bir yazı yazmıştı ve 2018 yerel genel seçimlerinde yaptığı hatayı muhalefetin tekrarlayabileceğini söylemişti çıkışlarıyla ve kazanacağız, iktidara geleceğiz çıkışlarıyla. Şimdi bu son yaşananlara baktığımızda da tekrar sizin de dediğiniz gibi %30'larda gördüğümüz bir AK Parti var ve tekrar Erdoğan'ın son yaptığı çıkışta döviz kurlarındaki düşüşle birlikte tekrar bir durumu ele alma şekli var AKP'de de. Peki burada muhalefet şu noktada ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Aslında senin kanlı davranması en doğru olan şey tutum olur. Ve bu modelin onların gündelik yaşamdaki sorunlarını gidermeyeceğini seçmene anlatması gerekiyor ki buna başladılar zaten. Saadet Partisi'nin bir şeyi vardı, bu yeni mevduat tipi yürürlüğe girdikten sonra bir video yayınlamıştı. Mesela o şey, göz var, insan var ama pırıl ışıltı yok falan şeklinde. CHP şu günlerde bir kampanya başlattı sosyal medyada, zengin kazanacak, millet ödeyecek şeklinde. Yani işte ekmekten alınan vergiyle zengine faiz, dolar garantili faiz ödenecek diye bir sosyal medya kampanyası başlattı. O kampanyanın devamı gelirse bu tarz şeylerle, dolayısıyla bu şeyin, modelin, daha doğrusu mevduat tipinin vatandaşı nasıl etkileyeceğini anlatmalar. Bir de paniğe kapılmamak gerekiyor. Çünkü AK Parti'den giden seçmenin de çok derin mutsuzluklar var. Böyle hani geri dönmek için de bahane aramıyorlar aslında. Bu AK Parti gibi işte bu kadar bir ideoloji partisi haline gelmiş ve şeyin, partiden ayrılmanın vatana ihanetle, dinden çıkmayla neredeyse eş anlamlı hale geldiği bir partiden kopan seçmenin sırf döviz kurları düştü diye geri dönmesini beklemek de hatalı olur. Böyle bir şey söz konusu değil. Birincisi bu. İkincisi, seçmenin, partilerin, daha doğrusu muhalefet partilerinin burada o rasyonel değil, rasyonel strateji, iletişim stratejisine, siyasal stratejisine vazgeçmemesi lazım. Evet, toplumsal psikoloji son 4-5 aydır muhalefetin de yine. Yani seçmenlere sorduğumuz zaman yarın seçim olsa kim kazanır diye, bu soruyu 4-5 ay öncesine kadar her sorduğumuzda mutlaka AK Parti kazanır ya da Erdoğan kazanır derlerdi. Son 4-5 aydır artık muhalefet kazanacak diyorlar. Yani toplumsal psikoloji dönüştü. Bu toplumsal psikolojiyi tekrar buradan eski haline döndürmek o kadar da kolay iş değil. Yani AK Parti'nin işi de çok zor. Dedim ya, muhalefetin sadece özgüvenli bir biçimde ve rasyonel bir dil kullanarak gerçek çözümlerin ne olduğunu anlatması yeterli oluyor. Çünkü canı yanan insanlar bir süre sonra ve şu ana kadar muhalefeti hiç dinlemediyse bile şimdiden sonra muhalefeti dinlemeye başlıyor. Abi, muhalefetin büyümesini sağlayan şey de bu oldu. Canı yandıkça insanların ve AK Parti'de onları tatmin edecek bir performans gösteremedikçe kim var başka diye etrafına bakmaya başlıyor seçmen. Ve o zaman o bariyerlerini kaldırıp diğer muhalefet partileri ne diyor onu dinlemeye başlıyor. Şimdi bu durum devam ediyor. O yüzden de muhalefetin rasyonelliği kullanarak bu yönetimin niye kötü yönetim olduğunu, buradan bu yöntemlerle ekonominin niye düzelmeyeceğini, en azından kendi seçmenlerin yaşam biçimlerinin daha iyi nasıl gitmeyeceğini ve doğru çözümlerin neler olduğunu anlatmaya devam etmeler lazım. Evet, yavaş süreç yavaş ilerliyor ama sonunda bu süreç sonunda kanaatini değiştiren ve iktidardan kopan seçmenler geri dönmek için de bahane aramıyorlar. Onlar geldikten sonra tam geliyorlar. Çünkü zor bir karar sürecinden geçiyorlar. Seçim değerli olmayacağına göre daha önünde muhalefetin zaman var. O yüzden paniğe kapılacak ya da Sayın Gültekin'in yazdığı gibi yani muhalefet kesin hata yapacak falan demenin bence şu an için şeyi yok. Yani emareleri ya da bunu bu tutup haklı kılacak gerekçeleri yok bence. Aslında serin kalma halinin kazandırdığını biz 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görmüştük İmamoğlu üzerinde. İbrahim Uslu, çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.
Evet, kamuoyu araştırmacısı ve siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu ile döviz kurlarındaki kurların düşmesinin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan seçmeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir çıkış yolu olup olmadığını konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. İki satır programında Hakkı Özal ve Bahadır Özgür AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi alanındaki son çıkışlarını ve muhalefetin buna karşı takındığı tutumu değerlendirdi. Bunun ekonomik sorunları çözmeyeceğini zaten aslında bence halk da aşağı yukarı biliyor. Ama kısa dönemli hani bir şey göstermek, siyaseten bir şeye müdahale etmeyi görmek istiyordu ve Erdoğan bunu gösterdi. Şöyle bir tam formüle edemedim de. Yani muhalefet genelde iktidarın uzun süredir attığı adımları irrasyonel tanımlıyor. Bu irrasyonel tanım esasında dönüp dolaşıp halkı da irrasyonel bir şekilde kavramaya yol açıyor. Yani halk sanki dolar düştüğü zaman işte reis çözüyor gibi bir sanki akıl dışı bir şekilde dün yaşadığı sorunları unutup birden ona sarılacakmış gibi onu da akıl dışı hale getiriyorsun. Halbuki yani günlük hayatın içinde sorunlarını çözmeye çalışan sıkıştırmış bir ülkeden bahsediyoruz. Geniş emekçi yığınlarından. Şimdi bu emekçi yığınları doların düşmesiyle bir şekilde acaba oluyor mu sorusunu sorması bir psikolojik iktidarı kimin ele geçirdiği sorunu ortaya çıkartıyor. Medyaskop olarak başladığımız Cumhur İttifakı'nın kaleleri haberleri serimizin ardından şimdi de Millet İttifakı'nın kalelerini gezmeye başladık ve vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin kime aday göstermesini istediklerini, ekonomik kriz hakkında ne düşündüklerini sorduk. İlk durağımız da İzmir oldu. Şimdi İzmir muhabirimiz Aytu Özçolak'ın hazırladığı haberimizi izliyoruz. Daha sonra konuyu daha detaylı konuşmak için İzmir'e bağlanacağız. Şu an durumumuz iyi. Yani çok kötü değil. Tabii sıkıntılar olacak. Doların yükselmesi. Diş güçler vardı yok diyorlar ama var illaki var. Yani bu artık hani çok 5 yaşında çocuğu çağırsanız onlar bilebilirler ne olduğunu. Uğraştıklarının farkındayız. Şu maaşların bir düzeltilmesi gerekiyor. İkincisi vatanımız için, halkımız için bir çalışma yapılmasını istiyorum. Onları düşünerekten biraz çalışma yapsınlar. Valla şu anda belli değil yani. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği kadar yapıyor yani. Halka yardım ediyor. Halka işini yapıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu geleceğinde ne olacağını da belli olmuyor. Şu anda siyaset iyi durumda yani. İyi gidiyor yani. Tayyip Erdoğan'a vermiştim. Verdiğini düşünmüyorum. Başka biri olsun. Kim? Valla hayırlısından hayırlı bir devlet gelsin başımıza. Adaletli bir devlet olsun. Hazreti Ömer gibi adaletini göstersin. Halkın aç olduğundan haberdar olsun. Öyle bir devlet istiyoruz. Dışarıdan gelenler tok. Biz buranın yerlisiyiz, açız. Gençler işsizlik var diyorlar. Ben işsizlik olduğuna inanmıyorum. Sanayide, karavana sanayide, organize sanayilerde. Mesela hani en basitinden kaynakçı arıyorlar. Dolu var, bilinen dolu var ama arıyorlar 7 bin lira, 8 bin lira maaşları, kaynakçıyı bulamıyorlar şu an. Yani iş beğenmeyenlik var. Benim istediğim bu hükümetin en erken gitmesi. Bu başına bir dert. Bu adam gitmesi lazım. Türkiye'yi sattı, satıyor. Hala satıyor. Durumumuz vahim yani. Ben emekliyim ama yani 45 sene çalıştım. Verdiğim emekler aram zıkım olsun. Nara verdiğim paralar. Aytu hoş geldin yayınımıza. Merhaba Sara. Öncelikle eline sağlık. Çok güzel bir video olmuş. İzleyicilerimizi hatırlatalım. Kısa bir bölümünü izledik. YouTube kanalımızdan devamını da izleyebilirsiniz. Aytu şimdi Cumhur kalelerinden sonra Millet İttifakı'nın kalelerine gitmeye başladık dediğimiz gibi. Ve ilk durağımız İzmir oldu. Sen hem vatandaşla hem siyasi partilerle de konuşma imkanın oldu. İlk başta istersen vatandaşla başlayalım. Ne diyorlar? Senin izlenimlerin neler? Daha sonra siyasi partilere geçeriz. Senin de söylediğin gibi Millet İttifakı'nın kalelerine İzmir'le başlamış olduk. Cumhur İttifakı kaleleri biliyorlarımızda uzun zamandır devam ediyor. Devam edecek. İzmir'de ilk olarak tabii şunu söyleyeyim. Nerede konuştuk vatandaşla? Konak bölgesinde, İzmir'in merkezinde, Konak Meydanı'nda ve Kemeraltı bölgesinde konuştuk. Burada aslında ilk önceliğimiz CHP seçmenine, özellikle Millet İttifakı'nı destekleyen seçmenle konuşmaktı. Ancak şunu da söyleyelim. Şimdi İzmir deyince CHP'nin çok yüksek oy aldığı bir şehir, AK Parti'nin neredeyse 10
olmadığı belki vatan, bazı izleyenlerimiz öyle düşünebilir. Ancak AK Parti'nin %30 son yerel seçimlerde İzmir'de oy aldığını söyleyelim. Son yerel seçimlerde de %39 oy aldı AK Parti İzmir'de. Dolayısıyla konuştuğumuz vatandaşlar içerisinde AK Partililer de vardı tabii ki. Öncelikle muhalefet seçmenlerine şunu sorduk aslında. İki soru vardı kafamızda. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı son dönemlerde gündem durumunda. Aday olmalı mı olmamalı mı, neden? İkinci sorumuz da olası bir Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda veya Millet İttifakı'nın gösterdiği bir adayın Cumhurbaşkanı olması durumunda beklentileriniz ne olur o iktidardan diye bu soruları sorduk. İlk soruya şöyle yanıtlar aldık. Genellikle büyük çoğunlukla ben şöyle yanıtlar aldım. Kılıçdaroğlu tabii ki sevdiklerini, takdir ettiklerini söyledi vatandaşlar, muhalefet partisi seçmenleri, ama Recep Tayyip Erdoğan karşısında kazanma ihtimalinin düşük olduğunu söylediler çoğunluğu. Hatta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'nın kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtenler de oldu. Onun haricinde beklentilerini sorduğumuzda tabii ki ekonominin durumundan da biraz hareketle hep ekonomik beklentilerini dile getirdiler. Asgari bir refah düzeyine erişme temalı beklentilerini dile getirdiler. Bir vatandaşımız videoda var mıydı şimdi hatırlayamadım ama mesela şunu dedi. Halkın aç olduğunun farkında olan bir devlet, bir iktidar istiyoruz şeklinde bir söylemi vardı örneğin. AK Parti seçmeniyle de konuştuk. Dediğim gibi AK Parti seçmeniyle daha çok ekonomi ağırlıklı sorular sorduk. Ekonomide tabii ki AK Parti seçmeni kötü bir gidişat olduğunun farkında. Ancak yine Recep Tayyip Erdoğan'a güvenlerini sürdürüyorlar. Yalnız şöyle bir fark gördüm ben. Bu tabii ki genel bir kanıya varamayız ama en azından bizim konuşabildiğimiz AK Partilerden aldığım benim izlenim şöyle. Bizim Cumhur İttifakı'nda yaptığımız, yani AK Parti'nin çok fazla oy aldığı ilçelerde yaptığımız Cumhur İttifakı röportajlarından ziyade İzmir'deki vatandaşlar biraz daha muhalefete, yani AK Parti'yi destekleyen vatandaşlar muhalefete biraz daha açılıp gibi görünüyorlar. Yani diğer ilçelerde, AK Parti'nin çok yüksek oy aldığı ilçelerde kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleme konusunda bir soru işareti yoktu. Ama burada konuştuğumuz AK Partilerden bir kısmı şöyle dedi. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor ancak bir yandan da Ekrem İmamoğlu'nu da beğeniyorum diyor mesela. Ve oy verebilir misiniz dediğimde de mesela bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan'ı çok beğendiğini söylemesine rağmen verebilirim. Zamanı gelince değerlendiririz. Hani bir çok yani şartlara göre değerlendiririz düzeyinde yani. Böyle bir AK Parti profili gördüm ben şahsen İzmir'de. AK Parti seçmen profili gördüm. Onun haricinde senin de söylediğin gibi il başkanlarıyla konuştuk. Aslında 6 il başkanıyla biz konuşma planımız vardı. Ancak AK Parti il başkanına ulaşamadık. Yani telefonlarımızı açmadılar. Ve İYİ Parti ile de yapacaktık. Onların da takvimi müsait olmadı. Dolayısıyla CHP, MHP, HDP ve DEVA Parti'nin il başkanlarıyla görüşebildik. Onlar da ne dediler? Kısaca birkaç cümleyi değineyim. Tabii. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir İl Başkanı. Öncelikle ben şöyle bir soru sordum ilk soru olarak. Yani İzmir gibi bir şehirde, CHP'nin çok güçlü olduğu bir şehirde teşkilatı motive tutmak, herhangi bir rehavete kapılmamasını sağlamak çok zor oluyor mu? Çünkü çok rahat bir şekilde kazanıyor çok uzun yıllardır CHP. O da şöyle bir cevap verdi. Bizi motive eden şey benim ilk göreve başladığım andan itibaren AK Parti seçmeni. Yani bize ön yargılı olan seçmen. Ne? Birebir yüz yüze ulaşabilmek ki kendimizi anlatabilirim. Çünkü kendimizi anlatamadığımız zaman başkalarının bize anlattığı şekilde bize biliyorlar, tanıyorlar ve yargılıyorlar dedi. Genel siyasete dair de şöyle bir yorum yaptık. Kimin Cumhurbaşkanlığı adayı olmasını istersiniz diye sorduğumda da tabii gönlümüzdeki aday Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Onu da söyleyelim. Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'le konuştuk. Veysel Bey direkt Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diye bir açıklamada bulundu ve ekonomiye dair de bazı açıklamaları var. Onlar da şöyle ekonomideki bu durumun dış kaynaklı tırnak içinde dış güçler tarafından yaratıldığını ve kendisinin içeride de Zillet İttifakı olarak kendisini nitelendirdiği Millet İttifakı'nda buna zemin hazırladığı ve dolayısıyla ekonomide böyle bir kaos ortamının bu şekilde oluştuğunu vurguladı. Halkların Demokratik Partisi'nin iki eş genel başkanı Abdülkadir Baydur ve Besriye Tekgür'ü de görüştük. HDP'nin oyu %11.5 İzmir'de son genel seçimlerde. Kendileri bu oy potansiyellerinin %15 olduğunu söylüyorlar ve bu
buraya ulaşma hedefleri olduklarını söylüyorlar. Şunu da söyleyelim, 17 Haziran 2021 tarihinde HDP İzmir İl Başkanı'na bir saldırı düzenlenmişti. Hı hı. Burada Deniz Poyraz isimli HDP çalışanı öldürülmüştü bu saldırıda. Onun o konuyla ilgili de yargılama süreci 29 Aralık'ta başlıyor. Eş başkanlar da o yargılama sürecinde İzmir Adliyesi'ne vatandaşları davet etti. Biz de tabii ki medyaskop olarak da devam edeceğiz bu yargılama sürecini. Onu da söyleyelim. Son olarak da Deva Partisi İl Başkanı Seda Kaya Ösen ile konuştuk. Kendisi daha ekonomi ağırlıklı bir sohbet gerçekleştirdik. O da ülkenin özellikle son haftada gerçekleşen dövizdeki, döviz kurundaki şiddetli düşüş ve ekonomi politikasındaki bir değişmeyle birlikte Türkiye'nin bir hiper enflasyon dönemine girdiğini ve aslında ekonomideki bu durumunda hem Ali Babacan'ın geçmişteki ekonomi konusundaki olumlu imajı hem de Deva'nın şu an yaratmaya çalıştığı imaj olarak halkın yani ekonomik sıkıntı içine giren halkın Deva Partisi'nin yöneliminin de arttığını söylüyor. Ve hatta şunu da söyledi. Ekonomide tek başarı öyküsü olan parti biziz. Ali Babacan'ın geçmişteki ekonomi bakanlığına atıfta bulunarak İzmir'deki görüşü izlendiriniz böyle. Aytur çok teşekkür ederiz. Dediğin gibi bu videolarımız da devam edecek. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim yanına. Medyaskop İzmir muhabiri Aytur Özçolak ile Millet İttifakı İzmir'den izlenimlerini aldık. Haber hafta sonu devam ediyor. Cumartesi anneleri 874. haftasında 24 Aralık 1994'te İstanbul'da kaybedilen İsmail Bahçeci için adalet istedi. Gözaltında kaybedilen İsmail Bahçeci'nin kardeşi Umut Bahçeci, İsmail'in gözaltına alındığını hiçbir zaman kabul etmediler dedi. Ve adaletsizliğe... Cumartesi anneleri Galatasaray Meydanı'nın yasaklanmasının 175. haftasında koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyadan açıklamada bulundu. 874. haftanın moderatörlüğünü İnsan Hakları Derneği Kayıplar Komisyonu üyesi Sebla Arcan yaptı. Cumartesi insanı Saliha Şanlı'nın okuduğu açıklamada 24 Aralık 1994'te İstanbul'da kaybedilen İsmail Bahçeci için adalet istendi. Gözaltında kaybedilen İsmail Bahçeci'nin kardeşi Umut Bahçeci, İsmail Bahçeci'nin gözaltında kaybedilmemesi için seslerini yükselttiğini ancak Bahçeci'yi bulamadıklarını söyledi. 4 kişi tarafından sivil bir otoya karga tulumba bir şekilde bindirildikten sonra gözaltına alınıyor. Gözaltına alındıktan sonra da bu zamana kadar hiçbir haber alamıyoruz İsmail Bahçeci'den. İsmail Bahçeci gözaltına alındığında Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda son sınıf öğrencisiydi. Ağabeyim gözaltına alındıktan bir gün sonra bizim evimize bir telefon geldi. Oğlunuzu gözaltına aldılar, sahip çıkın. Cumhuriyet Başsavcılığına gittik, İsmail'i almadıklarını dile getirdiler. Hiçbir zamanda bunu kabul etmediler. İsmail gözaltında kaybedilmesin diye hep sesimizi yükselttik. Fakat devlet İsmail Bahçeci'yi kaybetmeyi aklına koymuş ki maalesef onu bu zamana kadar bulamadık. Bize Medyaskop'u sorun programı 5. bölümünde Medyaskop yayın yönetmeni Ruşen Çakır, yayın yönetmen yardımcıları Gökçe Çiçek Kösadağ ve Selin Görgüner, haber koordinatörü Kaya Heyse ve yazı işleri müdürü Murat Aksoy canlı yayında izleyicilerin sorunlarını yanıtladı ve 2021 yılında Medyaskop için nasıl geçtiğini değerlendirdi ve 2022 için yeni projeler konuştu. Şimdi programdan kısa bir bölüm izliyoruz. Bir kere 2015-2021 6 yıl Türkiye için çok kötü bir 6 yıl oldu. Gerçekten arada bir darbe girişimi, olağanüstü hali vesaire, çok sayıda insanın cezaevine konduğu gazeteciler dahil ve gazetecilik yapmanın iyice zorlaştığı bir dönemdi. Benim gazetecilik hayatımın en kötü dönemi, yani özgürlük anlamında en kötü dönemi. Eskiden kendimiz çalışıyorduk, yani bir yerlerde çalışıyorduk. Sonra kendi mecrasını kurunca, bir de böyle bir zorluğun ortasına atılınca insan bayağı bir yoruluyor tabii, şey oluyor. Ama açıkçası özellikle genç arkadaşların katkısıyla bunu büyük ölçüde başardık. Bu kadarını açıkçası beklemiyorduk. Yani şu anda herhalde her seferinde sayı artıyor. Yani 50'yi aşkın kadrolu çalışanı olan bir yeriz. Ve bunların yaş ortalaması 20'lerde, yani böyle bir yeriz. Yarıdan fazlasının kadın olduğu bir yeriz.
Bunların hepsi çok önemli. Birçok dilde yayın yapan bir mecrayız. Ve birçok platformdan birden yayın yapan bir mecrayız. Bunların hepsi çok önemli şeyler. Ve açık söylemek gerekirse son dönemde başımıza gelen husus gösteriyor ki birbirinden farklı, birbirine düşman kesimlerin saldırıda birleştiği bir yer olmak, ki son fon meselesinde yaşadığımız bu, normalde aynı odaya koysan birbirlerinin gözünü çıkartacak insanlar bize saldırmakta ittifak yaptılar. Bu her baba yiğidin harcı değil ya. Sonuçta bu da bizim bir etkimiz olduğunu gösteriyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgını ilişkin yeni verileri açıkladı. Bu açıklanan verilere göre 20.470 yeni vaka tespit edildi. 145 kişi ise hayatını kaybetti. Spor gündemiyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 18. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla başladı. Günün sonuçları haberimizde. Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başladı. Bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa 6-2-0 mağlup ederken Galatasaray ise Fraport Antalya Spor 2-0 ile geçti. Günün kapanış maçında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmekte. Bültenimizin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. İyi akşamlar. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Bilasun, Ruşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çelenk ve Ülkü Doğanay sadece videolarıyla değil, kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları her cumartesi ve pazar Mediastop.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizi...